Teşekkür ederim. Komisyonumuz raporunu hazırladı. Toplantımızın ikinci birleşimini açıyorum. Evet, komisyon raporu. Oy birliğiyle karar verildi. Evet, oy birliğiyle. Evet, buyurun. Şey, komisyon plan değişikliğine oy birliğiyle karar verildi arkadaşlar. Sebebi de yer zaten şey, Sağlık Bakanlığı. Acil müdahale istasyonu yapılacakmış oraya şeyi. Biz komisyon olarak takdir sizin. Evet, buyurun. Komisyon raporunu anlamış. İlçemiz Buldan Cumhuriyet Mahallesi L21C22BA 257 ada 5 bazı nolu parsellerle ilgili talep edilen aile sağlık merkezi plan değişikliği ile ilgili 1/5000 Nazım İmar Planları Büyükşehir Belediye'mizce onaylanmış olup meclisimize sunulan 1/1000 ölçekli plan değişikliği talebi imar komisyonumuzca incelenerek uygun olduğu kararı oy birliğiyle alındı. Takdir yüce meclisin. Evet, komisyon raporu konusunda görüş bildirmek isteyen var mı? Değil de yazan mı? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekliyle kabul edilen oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, gündemimizin 5. maddesi. Buyurun arkadaşlar. Bildiğimizde en çok üyesi bulunduğu tüm yerel sendika il temsilcisi Süleyman Çinmeci'ye ait 14.12.2018 tarihli başkan fatihasında onaylanan 14.12.2018 tarihi itibariyle toplu sözleşmesi onaylanacağına tekrar yenilenmesi için 4.688 sayılı kamu görevlileri, sendikaları ve toplu sözleşme kanunu 32. maddesi gereğince sözleşmenin tüm yerel sendikasına yeniden yapılması için belediye başkanı Mustafa Gülay'ın yetki verilmesi usulü müzakeresine. Evet, gündem maddemiz konusunda görüşmek isteyen var mı? Ya sonrası da. Evet, aynen. Olmadığına göre. Başkanım, bu sendika ile alakalı biraz bilgi verir misiniz? Mesela en son 2014'te sendikanın ödenmiş olan paralar bir geri alınmamalı falan oldu. Mahkeme söz konusu oldu. Sendikanın geri talep edildi. Neler? Çünkü yetki. Sendika. 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 Bu sendikadan pay alan personelin paralarına gelip talep edilmiş olması lazım. 2014 yılında bir yasal sınırları üstünde bir karar alınmış. Son bir de şeyden dolayı yani 3 ay kala seçim vardı o zaman da seçimden 3 ay önce böyle bir şey alındığından dolayı 3 aylık bir sürenin geri gelmesi söz konusu oldu. O sendikayla değil de şey olarak binerlerden ne? Evet. Sendika. Ek ücretler. Şey tarafından verilen ücret. Yine aynı şey düşmeyelim burada. Yok. Gereken hassasiyeti gösteririz. Zaten yani öyle yetki verdi. Yani mevcut zaten ekonomik kriz var öyle zorlamadan belediyemiz imkanlarını da sendika. O ek ödeme verilmiş. Binerlere. Olmasın. Onun gereği. Onu iptal edilmişti. Sendika. Yüksek hakeme kalabilir yani. Ben hassasiyetinizi anladım. Aynı şekilde değerlendirelim. Geçen seferki hataya düşmemek üzere bir çalışma yapalım. Peki. O zaman 5. gündem maddesinde konu toplu sözleşme yapma konusunda Belediye Başkanı Mustafa Gülbey'e bilgilerinde sunum kabulünü oylarında sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Teşekkür ederim. Pardon. Çekim senden. Evet. Oy çok. Kaç? 5 çekimsel. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Evet. 6. gündem maddemiz. Buyurun. İlçemizin Çekez Mahallesi'nde ikamet eden Halil İbrahim Çakır'a ait 20.2018 tarihinde telefon edilen belediyemize ait İlçe Kent Mahallesi Menderes Mahallesi 226 adı 22 parsel yazan A8 satın alma talebi müzakeresi. Evet. Başkan. Buyurun. Buyurun. Ekrem, buyurun. Neresi? Kadar bir yer? Yeni Çekerçe talep edilen yer Şuhri Parti. Şuhri Parti'nin satışlarını çözdü. Encümen kararıyla tevkide istilen satışı çözdü. Doğrusu da o. Zaten magnetik parselde parselde planı daha geçmemiş. Orada bir artık parselde daha gelecek. Onunla bunun birleşmesi uygun. Bu satış uygun değil yani. Zaten takdir encümenle. Yani ne dedim, mesul gibi ne düşünüyorum? Yani şuurlu olduğu için. Talebi, talebe konu yerini
satışıyla ilgili onun encümen yetkisinde olduğunda talebin reddine şuurlu parselerin reddine talebin reddi oy birliğine reddedilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Evet. 6. gündem maddemiz bu. Pardon, 7. gündem maddemiz. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Vekili Devlet Akbaray'ı 5.2018 tarihi 3.92 sayılı durumda konuyla 22.2016 tarihi ve 29.2019 sayılı resmi kasında yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare vekilleri Noah Kadro'nun iki arası kararlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin 11. maddesindeki hükümlere istinaden belediyenin dolu kadro olan teknik hizmetler sınıfı 2. kadro derece mühendis kadrosunun 1. kadro derecesi mühendis kadrosu ile değişikliği için düzenlenen 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetveli müzakeresi. Yani bu pozisyonda bir tane mühendisimiz var. Adamında efendim durumuyla alakalı. Yasal anlamda herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla aynen kabul hususunu okudan gündem maddesi aynen karara bağlanması hocamızı sunuyoruz. Kabul edenler o birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. 8. gündem maddesi. Buyurun. İlçemiz Kadıköy Mahallesi Kurtları Mevkii'nde ithaf edilen İbrahim Demirci'ye ait 20.10.2018 ve 6.2018 tarihli İtalya dilekçesinde konu edilen ilçemiz Kadıköy Mahallesi Kurudevi mevkiindeki bağımsız bölüm işyerine içkili restoran ve otel işyerimizi açmak için söz konusu işyerinin bulunduğu bölgenin içkili alanlar bölgesine alınması üzere müzakeresi. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili iki komisyon önden misafirler. Daha önce nasıl yapmıştık içkili alanlarla ilgili? İki komisyon. Evet, plan bütçe ve imar komisyonlar, okulan gündem maddesi, sevgili madalarınızı sunuyorum, kabul edenler, hadi bugüne kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, 9. gündem maddemiz. Şimdi Belediye Spor Kulübü Başkanı Ümit Akpavlı'ya ait 6.2018 tarihli 2018 tarihli 12 klasik ödül sayılı yazıları konu edilen kulübe her sene yapılan nakdi yardımın 2019 yılı için her ay 10.000 TL olmak üzere toplam 120.000 TL olarak taksi yardımını tekrar yapması talebini müzakere ediyor. Artış talebi yok. Aynen kabulünü öneriyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 10. gündem maddemiz buyurun. İçeri Cumhuriyet Mahallesi'nin ikramı kadar Raşit Kabalı'ya ait 7.2018 tarihli geçici konu edilen Yalçınkaya Mahallesi'nde yer alan belediye mülkiyetinde kayıtlı tescilli 55 ada 4 parsel ve 55 ada 2 parsel arasında kalan ülkeyi tarafıma ait olan 55 ada 3 parseli taşınmazı belediyeye satma talebini müzakeresine. Arkadaşlar bu talep aslında bizden gitmişti. Ben Ekrem Bey daha detaylı bilgi verir isterseniz. Bir tane burada restorasyonunu tamamladığımız ve İzmir Büyükşehir Belediye'mizin ve valiliğimizin katkılarıyla restore ettiğimiz Beşiktaş Uz Kültür Merkezi'nin yanında ki hemen yanında bulunan belediyesine ait. Şu anda projesi onaylanan bir restorasyon edilecek bina var. İkisinin arasında kalan 76 metrekare küçük bir yer bu. Yani birbirinden ayrık olması ciddi bir sorun oluşturacak ileride. Birbiriyle bağlantılı olursa bu bağlamda daha önce de konuşmamızı ettik. Bu yerin 30 bin lirayı aşmamak kaydıyla encümene yetki verilmesi hususunu kabulünü öneriyorum. Konu belediye alacaktır. Evet, belediye satın aldım. Evet. Aynen biraz önce de söylediğim gibi iki eski tescilli binanın ortasında kalan 76 metrekarelik 55 adam 3 parsel 2 ve pardon hangisiydi? 55 adam 3 parsel. 3 parseli 30 bin liraya aşmamak kaydıyla satın alınması konusunda belediye encümenine yetki verilmesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, 11. gündem maddemiz. Buyurun. İlçemiz Yeniçekent Mahallesi'nden Osman Ateşkan'a ait dilekçede konu edilen Yeniçekent Mahallesi'nde bulunduk 237 ada 3 parsel, 237 ada 5 parsel, 238 ada 7 parsel, 238 ada 12 parsel, 239 ada 8 parsel, 244 ada 7 parsel, 301 ada 29 parsel, 238 ada 20 parsel,
parsel 237 ada, 6 parsel 238 ada, 18 parsel 238 ada, 10 parsel 238 ada, 5 parsel 237 ada, 2 parsel 238 ada, 19 parsel taşınmazların sahiplerinin bekçileri imara açılması için imar projesinin hazırlanarak Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na gönderilmesi, mecliste görüşülüp bu konuda gerekli mağduriyetlerin giderilmesi sorunu müzakeresidir. Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili mutlaka bir komisyon raporu hazırlanması gerekiyor mu? Gerekmiyor. O zaman yetkili Büyükşehir Ulaşmaşı'nın konumlu başkanı maddelerine yapıyoruz. Beşinci lazım mı? Evet. Biz burada Büyükşehir tarafından yapılacağız. Evet. Biraz önce okuttuğumuz parsellerle ilgili yetkinin Büyükşehir Koruma Amaçlı İmar Planı'yla ilgili yetkinin Büyükşehir olması hasebiyle konunun Büyükşehir'ce değerlendirilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kontenjanda ben böyle kabul edeyim için. Teşekkür ediyorum. Evet, 12. gündem maddemiz bu konuyla ilgili talep sahibinin hazırlattığı bir proje var. Ve bu projenin gerek video gerekse görsel sunumu hepimizde renkli yok galiba. Tek bir müsaade olduğu için bize ulaştırılan bu şimdi hazırlanan projenin videosunu evet, buyurun. Şimdi burayı da kapatalım mı? Yani sen oradaki ışıkla söylüyorsun, her şey daha kolay olur. Ama hepsini söylüyorsun. Neresi bu? Neresi bu? Yani. Gönlü biraz daha tensiyonlar. İyi mi böyle arkadaşlar? Biraz. Yüzü yok mu? Yok galiba. Bir dakika. Bakın siz. Ses var mı? Yok hocam. Tamam. Biraz şeyi değiştirsek, merceğini yönlendirelim. Yamuk olduğunu çakalım. Altına bir şey koyalım. Altına bir şey koyup kaldırırsak daha uygun olacak herhalde. Şöyle. Kalın. Tam oturup göremedik ama elinden tutuver istersen engel oluyor mu? Yok. Bir defter de buraya aldım. Ona göre? Bir defter de buraya. Defter gibi bir şey yok mu arkadaşlar? Var. Talep sahibi daha önceki yerlerle ilgili emlakçıdan galiba emlakçı hazırlatmış. Neresi başkanım? Yayla Gölü bu. Daha önce sattığımız ihalesini yaptığımız, sattığımız arsaların ortasında kalan. Arsayı da istiyor. Arsayı da istiyor. Böyle bir proje hazırlatmış. Biraz oldu mu şimdi? Bir dakika. İyi yapıyor. Bu neresi? Bu şeyin Cafer Orman'ın karşısı sarıyormuş. Kesmeye başla. Otur. Burası koruma altında ona uygun mu? Tabii büyük şey ben okuya gelirsem. Şimdi orası silah alan olduğu için. Daha olmadı ya. Bir kısmından giriyor. Hepsine girmiyordur. Zaten netleşmiş bir şey de yok ortası. Karar yapmıyor. Yani burada talep bize diğer arsalar benim muhtemde diyor. Satışıyla ilgileniyorum ama bunu satabilmem için ortadaki yerin de ihaleye çıkartılmasını talep ediyor. Hiçbir 12 kişi varmış. Evet kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam. Bakalım güzel bir sağlık edelim. Toplam inşaat oluyor.
Neydi Ekrem abi burada? 4 tarzı. 500 değil mi? İçer olarak 3000 metrekare. 25 edildi. 25 metrekare. 700 edildi. 500 kapalı. Az değil ya. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım, evet, anlatsın.